Herkese merhaba. Yeni bir uygulamayla birlikteyiz. Bu defa sizlerle birlikte ayarlı güç kaynağı yapacağım. Bu ayarlı güç kaynağı daha önceki yaptığımız versiyonlardan biraz daha farklı, biraz daha güçlü ve biraz daha sade olacak arkadaşlar. Bunun nedenini şöyle izah edebilirim. Öncelikle daha önceki yaptığımız ayarlı güç kaynakları LM serisiyle olsun. 2 n de olsun. Tamamı trafo'dan sonra enerjiyi düzenlemek üzerine tasarlanmıştı. Bu defa trafo'dan sonra enerjiyi düzenlemek için ekstra bir çaba sarf etmeyeceğim. Trafonun çıkışını diyotlarla doğrultup direkt olarak kullanacağım. Biz daha çok Trafoya gelen voltajı değiştirerek yani trafonun giriş voltajını değiştirerek bir ayarlı güç kaynağı yapacağız. Bu sayede şu an elimde 160 wattlık bir trafo görmektesiniz. Oldukça büyük ve güçlü bir trafo. Trafonun gücünü sonuna kadar kullanmış olacağız. Üniversal nitelikte hem bir şarj aleti elde edeceğiz. Çok çeşitli voltaj aralıklarında pillerinizi ve akülerinizi şarj edebileceğiniz bir şarj aleti elde etmişken aynı zamanda e universal nitelikte de bir ayarlı güç kaynağı elde edeceğiz. Şimdi gelin birlikte devremizi hazırlayalım. İlk olarak trafonun arka tarafını çeviriyorum arkadaşlar. buralar bizim 220 voltluk girişlerimiz. E buraya 220 voltluk enerji girişini sağlayacak olduğum kablo ile imleyerek işlemime başlıyorum. Kablolarımızı olması gereken yerlere tutturalım arkadaşlar. Bir tanesi buradan girecek. Bir tanesi de buradan girecek. Şimdi normal şartlarda direkt olarak 220 voltumuzu bu kablolardan girmemiz gerekiyor. Ancak biz bunu yapmayacağız arkadaşlar. Enerji buraya bir dimmer devresi üzerinden geçerek girecek ki trafonun çıkış voltajını istediğimiz gibi ayarlayalım. Şimdi gelin birlikte dimmer devremizi hazırlamaya başlayalım. Timer devremizi hazırladık. Şimdi bunu trafo'ya bağlayacağız arkadaşlar. Aslında bizim voltaj ayarını yapmamızı sağlayan kısım bu. E, trafo'ya giden voltajı bu devre farklı şekilde değiştirerek sizin ayarladığınız seviyede değiştirerek trafonun çıkış voltajının da buna paralel olarak değişmesini sağlıyor. E, sistem zaten bunun üzerine kurulu. Yani aslında devredeki aktif kısım burası diyebilirim. Şimdi bunu devreye ekleyeceğim ve ardından devremizin doğrultmaş kısmına geçeceğiz. Burası 220 voltluk girişimizde arkadaşlar. Buradaki 220 voltluk kablomuzu kesiyoruz. Şu şekilde ayırdım. Şimdi bu araya dimmer'ımı ekleyeceğim. Dimmer'ımın bağlanmış halinde sizlerle paylaşalım. Hangi pinlerden bağladığımı açık şekilde görün. Kolay lehimleme yapabilmek için birazcık lehim sürüyorum arkadaşlar. Bu sayede e, dimur devresine çok daha kolay bir şekilde bunları ekleyebiliriz. Bu devreyi farklı yerlerde kullanmıştık. E, yine aynı devreden faydalanacağım. BT-136 triyamızın e, ortadaki pini çıkış, şuradaki pini de giriş olacak arkadaşlar. Bu şekilde bağlantıyı oluşturup hemen paylaşıyorum sizlerle. Ortadaki pinimize bir ucumuzu bağlıyoruz arkadaşlar. Alternatif akım olduğu için çok fazla fark etmez. Önemli olan bu iki ucu kullanmış olmanız. Diğer ucumuzu da bakın şuradaki T1 ve T2 ucuna kullanıyoruz. Yani şu an T1'e bağladım. Yani T1 ve T2 bacaklarından giriş ve çıkış sağlıyoruz. İşlem bu kadar basit. Böylelikle ayarlı güç kaynağımızın e, beyni diyebileceğim kısmı bitmiş oldu. Şimdi trafomuzun doğrultmaç devresine geçebiliriz. Dimur devresi şöyle gösteriyorum arkadaşlar ve trafomuzu birbirine bağladık. Trafomuz şu an hazır. E, doğrultmaç devresini hazırlamadan önce dimur devremizin güzel bir şekilde çalışıp çalışmadığını bir test edeceğiz. Normal şartlarda ben burayı 0.16 yazdığıma bakmayın arkadaşlar. burada çıkış olarak 20 yani uçlar arası 40 volt, şöyle gösterelim daha anlaşılır olsun. İki uç arası 20, bu uçlar arası da 40 volt olması gerekiyor. Yalnız buradaki triyamız voltajı birazcık düşürdüğü için 19, 19 şeklinde olması lazım. Yani şu uçlar arası, iki uç arası 19 volt enerji almamız gerekiyor. Bunu test edeceğiz. Eğer uçlar arasında 19 voltumuz varsa sorun yok. İsterseniz şu şekilde direkt olarak bu iki uç arasında da direkt voltaj alarak kullanabilirsiniz. Yaklaşık 38 voltluk bir güç kaynağı elde edebilirsiniz. Ancak ben amperi güçlü olsun diye yarım dalga doğrultmaç yapacağım arkadaşlar. Yani 19 voltluk bir güç kaynağım olması gerekiyor. Tabi bunu doğrulttuğumuz zaman voltaj birazcık yükselecektir. Hemen bunu ölçü aletiyle test edelim. Trafomun ölçü aletiyle bağlantısını sağladım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Alternatif 200 voltlu kısma getirdim şu anda çünkü alternatif akım söz konusu. Şimdi dimmer'ım üzerinden ayar yaptığımda voltajın değişmesi gerekiyor. Devreye güç veriyoruz. Şu an enerji verdim. Şimdi dimmer'ımı çevirerek test ediyorum arkadaşlar. Sizin huzurunuzda gördüğünüz gibi çıkış voltajım, giriş voltajı değiştiği için otomatik olarak değişiyor. LM serisi regülatörler ya da transistörlerle yapılandan çok daha güçlü bir ayarlı güç kaynağı elde etmiş olduk. Üniversal nitelikte de bir şarj aleti elde etmiş olduk. Zaten ben bunu akü şarjında kullanacağım. Siz de bundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Çıkış voltajımız gayet güzel bir şekilde değişiyor. Ve gayet istikrarlı bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Geriye sadece yarım dalga doğrultma açımız kaldı. Gelin şimdi bunu hazırlayalım. Sırasıyla diyotlarımızı trafomuza ekliyoruz arkadaşlar. Birinci diyotumu hemen getirdim. Trafonun birinci çıkışına şuraya ekledim arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bakın beyaz noktası bana bakıyor. İkincisinde yine hemen olması gereken yere ekleyelim. Onu da şuraya tutturuyorum arkadaşlar. Hemen buraya ekledik. Şimdi uçlarını birbirine bağlayıp araya bir tane kondansatör yerleştireceğim ve yarım dalga doğrultmaçım tamamlanmış olacak. Şimdi diyotlarımızın uçlarını birbirine tutturuyoruz. Evet, bu işlemimiz de tamam. Kondansatör olarak bunu kullanacağım arkadaşlar. Sizin elinizdeki trafonun çıkışına göre uygun voltajda kondansatörü ayarlarsınız bu filtre görevi yapmış olacak burada şimdi bunu olması gereken yere hemen bağlıyorum bakın beyaz çizgilerin olduğu yer artımız karşı tarafta eksimiz bunu dikkate alarak kondansatörü hemen araya ekleyelim şurası birinci çıkışımız burası bizim eksi çıkışımız artı tarafımızı da Şuradan diyotlarımızın ucuna ekliyoruz. Burası da bizim artı çıkışımız olacak arkadaşlar. Devre üzerindeki çıkışları bir kez daha sizler için ekranınıza yazdım. Devremiz bitti. Şimdi bunu kontraplak üzerine sabitleyelim ki e, hareket etmesin. Sabit bir yapıda, statik bir yapıda olsun. Enerji çıkışı için kablo bağlantılarımı oluşturuyorum. Bu benim artı kutup çıkış kablom. Öncelikle bunu oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle. Burası da eksi kutbumuzun çıkış olacak. Bunu da hemen olması gereken yere ekliyoruz. Şöyle. Düzgünce dedikten sonra. Böylelikle güç bağlantılarımızı oluşturduk arkadaşlar. Her şey neredeyse bitti. Triac neredeyse hiç ısınmıyor ancak ben bir tane daha soğutucu ekleyeceğim arkadaşlar siz de ekleyebilirsiniz Neredeyse değil hiç ısınmıyor arkadaşlar ancak uzun, uzun süre yük altında kullanımda sorun olma ihtimaline karşı Ekstra olarak Bir soğutucu eklemenizde fayda var buraya bu şekilde yapıştıracağım Devreyi buraya kontraplak üzerine sabitlemek için Japon yapıştırıcı kullanacağım siz silikon veya vida da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi Japon yapıştırıcıyla bunu hemen sabitleyelim. Güç kaynağımızı tamamladık. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Gerçi şu an kısık mı sanıyorum? Devreye voltaj verelim. Oldukça güçlü oldu. E ölçer aletiyle test edeceğim, lambayla test edeceğim ve rezistans teliyle test edeceğim hemen devreyi. İlk olarak bir parça rezistans teli bağlayacağım arkadaşlar. Bu tel ile çıkışımızı test edeceğiz. Şöyle sizin için yaklaştırdım. Şimdi güç veriyorum ve bakalım rezistans telimizi kızartabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın bu tarz devrelerle ısı kontrolünü de çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Harika bir şekilde çalışıyor. Şöyle göstereyim ki daha anlaşılır olsun. Bakın trafoya giden voltajı değiştirdiğim için giriş voltajını ee, otomatik olarak çıkış voltajım da değişiyor ancak bu işin güzel tarafı e, çok güçlü bir şekilde değişiyor yani e, şu anda yaklaşık 10 amperlik 9-10 amperlik bir trafo kullanıyorum ve çıkış 10 amper civarında 9-10 amper civarında e, bu da oldukça etkili bir e, voltaj kontrollü güç kaynağı oldu ayarlanabilir güç kaynağı oldu şimdi çıkış voltajını birlikte ölçelim bir de o şekilde görün arkadaşlar. Çıkışta 12 volt 25 watt'lık bir lamba kullandım. Ölçü aletimi de yine çıkışa bağladım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Biraz daha yakın alayım sizin için. İlk olarak voltmetre konumunu alıyorum. 20 volt kısmını görmektesiniz. şimdi bunu birlikte test edelim. Voltajımızı test edelim. Lambamızın parlaklığını test edelim. Şöyle bağlantılarımı gösteriyorum. Bakın lambaya geliyor. Burada da dimmer'ımız var dimmer üzerinden şimdi trafo'yu kontrol edeceğim bir yandan lambayı takip etmenizi istiyorum bir yandan voltajı takip edin arkadaşlar Bakın çok hassas bir şekilde güç ayarı yapabiliyorum Lambo 12 voltluk lamba olduğu için daha fazla voltaj vermeyeceğim. 20 volta kadar 19-20 volta kadar çıkabiliyor. Son olarak ölçü aleti bu trafom yaklaşık 10 amper verebildiği için ölçü aletim de yaklaşık 10 ampere dayanabildiği için ölçü aletini ampermetre konumunda kısa devre edecek şekilde bağlayacağım. Ve tam yük altında kaç amper çektiğini test ederek videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Çıkışta 12 volt 25 wattlık bir lamba kullandım ölçü aletimi de yine çıkışa bağladım arkadaşlar şöyle gösterelim biraz daha yakın alayım sizin için ilk olarak voltmetre konumunu alıyorum 20 volt kısmını görmektesiniz şimdi bunu birlikte test edelim voltajımızı test edelim lambamızın parlaklığını test edelim şöyle bağlantılarımı gösteriyorum bakın lambaya geliyor. Burada da dimmer'ımız var dimmer üzerinden şimdi trafo'yu kontrol edeceğim Bir yandan lambayı takip etmenizi istiyorum Bir yandan voltajı takip edin arkadaşlar Bakın çok hassas bir şekilde güç ayarı yapabiliyorum Lambo 12 voltluk lamba olduğu için daha fazla voltaj vermeyeceğim. 20 volta kadar 19-20 volta kadar çıkabiliyor. E, son olarak ölçü aleti e, bu trafon yaklaşık 10 amper verebildiği için e, ölçü aletim de yaklaşık 10 ampere dayanabildiği için ölçü aletini ampermetre konumunda e, kısa devre edecek şekilde bağlayacağım ve tam yük altında kaç amper çektiğini test ederek videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ölçü aletimizi ampermetre olarak bağlıyoruz şu şekilde kullanacağınız trafo eğer ölçü aletinizin limitleri üzerine çıkıyorsa bunu kesinlikle yapmıyorsunuz arkadaşlar çünkü ölçü aletinizi kesin olarak bozarsınız. Bu bilgiyi verdikten sonra şöyle kısa devre pozisyonunda ölçü aletimi bağlıyorum. Daha önce güneş panelinin gücünü ölçmüştük bu şekilde. Şimdi gelin birlikte test edelim. Bakalım kaç amper verecek. Şu an ampermetre konumunda ve trafoma güç veriyorum arkadaşlar bakalım kaça kadar yükselteceğiz şu an 3 amper oldu 5 amper oldu ee, ve yaklaşık olarak 8 amper değerine kadar ulaştık ee, şu an 8 amper çıkış almaktayım bu da oldukça iyi bir değer ve kablolar ısınıyor arkadaşlar artık ee, buna karşın dimmer'ımda herhangi bir ısınma belirtisi yok benim bu şekilde baktığıma bakmayın arkadaşlar. Bu kısım özellikle izole etmenizde fayda var. Burası tehlikeli çünkü 220 voltlu kısım burada. Bunu bir kutuya yerleştirirseniz daha iyi olur. Son olarak akü şarjını nasıl gerçekleştireceğiz bunu da göstermek istiyorum. Bu noktadan sonra artık videomuzu bitirebiliriz demektir. 2 voltluk bir aküyü şarj edebilmek için şöyle gösterelim özellikle yabancı izleyicilerimiz için. 12 voltluk bir aküyü şarj etmek için kullanacağım arkadaşlar 12 voltluk bir akünün şarj voltajı normalde bu akümüzün 14.5 volt seviyelerinde şarj edebilirsiniz hatta 15 volta kadar verebilirsiniz ancak çok tavsiye etmiyorum Fakat bu devrede herhangi bir şarj kesme ünitesi yok yani en saf en sade haliyle paylaştım bu yüzden akünün şarjın tamamlandığında zarar görmemesi için standby konumuna kadar yani 13.8 volta kadar şarj edeceğiz. Buradan ölçü aletimizden 13.8 volt arkadaşlar çıkışımızı akü bağlantısı yokken ayarlıyoruz. Yani şu anda akü bağlı değil. Akü bağlı değilken voltajımızı 13.8 volta ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben bu işlemi gerçekleştireceğim. Ardından akü bağlantımızı oluşturacağız ve akümüzü şarj edeceğiz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ayarlı güç kaynağımızı 13.8 volt seviyesine ayarladık. Yalnız burada kondansatörde voltaj olduğu için arada kondansatörü deşarj ederek bu ayarlamayı yapıyorsunuz. 13.8 volt ayarladıktan sonra tek yapmanız gereken akünün kutup başlarına bunu bağlamak. Bu bağlantıyı oluşturacağım. Ardından akümü şarja bırakacağım. İlk olarak artı kutbumuzu bağlıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir parça lehimle tutturacağım. Zaten daha önceden lehimlemiştik. Ardından eksi kutbumu yine olması gereken yere lehimliyorum Onu da arkadaşlar hemen şuraya tutturuyoruz. Bakın basitçe. Evet böylelikle akümüzü şarja bırakıyoruz. Akümüzün şarjı çok düşük. yavaş yavaş voltajın yükseldiğini buradan görebilirsiniz. 13.8 volt ulaştığında şarj işlemimiz tamamlanmış demektir. Böylelikle bir projeyi daha birlikte tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu. Bana destek olmak içinse yapmanız gereken tek bir şey var arkadaşlar. O da kanalıma abone olmak. Şöyle bir kez daha e, sistemi gösteriyorum arkadaşlar. Burada dimmer'ımız var. Trafomuz var. Ve akümüz var. Evde basit ve kaliteli bir güç kaynağı elde ettik. Tam 160 wattlık bir ayarlı güç kaynağı elde ettik. Yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Dediğim gibi bana destek olmak için yapmanız gereken tek bir şey var. O da kanalıma abone olmak.